Aytun Çıray, Sayın Çıray, bu konu da var kuşkusuz. Bu konuya ilişkin, yani kilise saldırısına ilişkin görüşlerinizi de belirtebilirsiniz. Siz uzun süre İzmir Milletvekilliği yaptınız. Yine devleti tanıyorsunuz, müsteşarlıktan geliyorsunuz siyasete. Bir, bu konuyu değerlendirin. İki, Türkiye bir yerel seçime doğru giderken bu tip provokasyonların artabileceğine dair de bir endişe var toplumda. Bunu paylaşıyor musunuz? Ya da belli çevrelerde, hadi toplumda demeyeyim. Herkes, gazeteci dostunuz Musa Özurlu gibi bu konuyu yakından izlemiyor. Hiç şaşırmadım diyor ama yani vatandaşlar şaşırdı böyle bir şeye. Yani evet. Geliyor Sarıyer'de iki kişi böyle bir katliamı düzenliyor. Bir katliama dönüşmemesinin sebebi de silahları tutukluk yapıyor. Evet, aynen. Nedeni bu. Yani silahları tutukluk yapıyor. O bizim vatandaşımız da adı Tuncer Cihan. Kendisine rahmet dileyelim. Cenazesi kaldırıldı. Cenazesine psikopos da katılmış zannediyorum. Evet, orada açıklama yapmıştı. Yani onun öldürülmesinden sonra zannediyorum müdahale ediyor ve o yüzden kaçıyorlar. Silahlara tutukluk yapmasa bir katliam düzenleyecekler. Evet. Rastgele ateş açıyorlar çünkü. Bir hedef belli değil. Buradaki hedef kilise. Kilisenin temsil ettiği ya da ima ettiği değerler. Bir din savaşı. Buyurun Sayın Çıray. Şimdi öncelikle ben daha makro bir bakış açısıyla sonuç, yani bu bir sonuç. Türkiye'nin uzun süredir uyguladığı dış politikaların bir sonucu. Öncelikle şunu ifade edeyim. Sayın Demirel'in, rahmetli Demirel'in Cumhurbaşkanlığı döneminde, Mesut Yılmaz'ın Başbakanlığı döneminde Türkiye'ye uzun yıllar PKK'ya yardım ve yataklık eden Suriye'ye karşı sert bir siyaset uygulayarak oradan Abdullah Öcalan'ın çıkarılmasını sağladılar. Ve arkasından da yine Demirel ve daha sonra Sayın Ahmet Necdet Sezer'in barışçıl politikalarıyla uzun yıllar çok kötü, ilişkilerimizin çok kötü olduğu Suriye ile çok iyi ilişkiler kuruldu. Bu kurulan ilişkilerin üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar oldu. Ve o da bir süre bu iyi ilişkileri götürdü. Hatta o kadar ileri gittiler ki ortak kabine yani ortak bakanlar kurulu toplantısı yapacak kadar. Aileler yemek yiyordu, başbakanlar, başkanlar. Fakat sonra birdenbire büyük bir siyaset değişikliği ortaya çıktı. Bakın, Türkiye'nin geleneksel dış politikası, ki çok önemlidir. Türkiye'nin geleneksel dış politikası, yani yurtta sulh, cihanda sulh ilkesine dayanan o politika 600 yıllık deneyimin sonucunda bu devleti kuran Osmanlı paşalarının zihninden, Atatürk'ün zihninden çıkmış, o imbikten çıkmış bir büyük deneyimin söze dökülmüş halidir. Hem ideolojik takıntıları nedeniyle hem de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dış politikayı bir iç politika haline getirme niyetleri, yani iç politikanın bir aracı haline getirme niyetleriyle Türkiye önce Irak'ta çuvallayacak siyasetler yaptı. Bir süre ben o zaman 2013 yılıydı sanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak o dönem Sayın Kılıçdaroğlu'nun bana verdiği görevle partimiz adına bir gen sonra vererek gizli petrol anlaşmaları adı altında bu ilişkileri sorgulamıştık. O kadar ileriye gitmişlerdi ki merkezi hükümeti bypass ederek Kuzey Irak bölgesel yönetimi üzerinden ilişkiler kurmaya kalktılar ki Türkiye'nin hem Irak açısından hem Suriye açısından temel politikası Irak'ın ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamaktı. Bu bizim için bir beka sorunuydu. Şimdi Irak'ta bu yanlış politikalardan sonra hem çıkara dayalı hem de işte ideolojik saplantılara dayalı bu politikalardan sonra İvan rüzgarlarının esmesiyle işte o ideolojik saplantılarla Suriye politikalarını değiştirdiler. Birdenbire Esad ismi değiştirildi. Böyle haset çağrışımı bir isim yapıldı. Ve işte Emevi Camii'nde namaz kılacağız laflarıyla Suriye'nin iç kargaşasına benzin döküldü. Yani bizim korumamız gereken Suriye'nin bütünlüğünün bozulması için Türkiye'yi yönetenler katkı vermeye başladı. İyi ki bakın dış güçler Suriye'nin içindeki demokrat olmasa dahi Esad rejimini yıkamadı. Yoksa Türkiye'nin bugün laik rejimine bir büyük tehdit de hemen altımızda olacaktı. Sonuç itibariyle bu yanlış siyasetler, yani öyle bir Türkiye devredildi ki bu siyasi iktidara,
Türkiye Suriye sınırındaki mayınları kaldırmıştı. Yani öyle bir barışçıl noktaya kadar gidilmişti. Hatta o zaman Cumhuriyet Halk Partisi olarak o mayınlı arazi boşaltıldığında yıllardır Nadas'ta kaldığı için İsrail'e kiralamaya kalktılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne gitmesiyle o Türkiye'nin kullanımına tekrar dönüştü. Yani oradaki Türk çiftçisi kullansın dendi. Şimdi arkasından bütün bu siyasetlerin sonucunda bir açık kapı politikası uygulamaya kalktılar. Ve Türkiye'ye kontrolsüz bir sığınmacı akını başladı. Şimdi bu iki terörist katil dışarıdan gelmiş ama o kontrolsüz dönemde Türkiye'ye kimlerin girdiğini kimse bilmiyor. Yani düğmesine basıldığı zaman kim nerede ne yapacak bence hala kuşkulu. İkinci mesele, bu işlere bulaştığımız için Suriye sınırımızı güvenliği problemi ortaya çıktı. O güvenliği sağlayabilmek için, orada bir güvenlik koridoru yapılabilmesi için ki bütün bu yanlışlardan sonra bu bir mecburiyet haline geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri oralara başarılı operasyonlar yaptı. Ama Merdan Bey, o operasyonların da tam sonuçlandığını söyleyemeyiz. Özellikle Putin'in ve Trump'ın müdahaleleriyle o operasyonlar da tam istediğimiz gibi olmadı. Ama temel mesele Fırat'ın doğusunda bir çekirdek yapı oluştu. YPG, PYD adı verilen ve düzenli ordu eğitimi Amerikalıların vermeye başladığı, silahlandırdıkları bir yapı. İşte Suriye'nin bütünlüğü dediğimiz şey buydu. Bu bütünlüğün bozulması Türkiye için aşağıda bir tehdit unsuru oluşturuyor şu anda. Ve gelelim içeriye, sığınmacılar meselesine. Esasen sığınmacılar konusu da kalktı ortadan. Esad birkaç defa af çıkartarak uluslararası hukuka göre bu sığınmacıların bizim ülkelerine dönmesini sağlamamız anlamında önünü açtı. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde hiçbir ülke yoktur ki bir sabah uyanacak 2 milyon çocuk birden doğmuş olsun. Ve bu birdenbire doğan 2 milyon çocuğa iş, aş, altyapı, üst yapı götürecek. Böyle bir şey yok. Geçmişte büyük göçler nedeniyle, özellikle Türklerin büyük göçleri nedeniyle doğudan batıya birçok devlet ortadan kalkmıştır. Zaman zaman bunu söylediğimizde evhamlı bulurlar ve derler ki ya işte Türkler de gelmişti. Geldi, evet. Geldi de geldikleri yeri sağlam mı bıraktılar? Öyledir bu işler. Şimdi Türkiye bir başka anlamda Rusya ile Amerika arasında da bir gelgit politikası, bir dönme dolap politikası uyguluyor. Bunlar hep istikrarsızlık sebepleri. Bakın bu teröristler nereden gelmiş? Rusya'dan gelmiş. Şimdi bu teröristleri herkes kullanıyorsa kimin kullanıp kullanmadığını nereden bileceğiz? Son NATO meselesinin, son bir takım ilişkilerin bunda etkili olup olmadığını nereden bileceğiz? Şehit verdik, şehitlerimiz var. Şehitlerimiz meselesinde Hamas terör örgütü değildir diye ortaya çıkmanın ne anlamı vardı? Bütün bunların karşılıkları her zaman için bir problemdir. Şimdi Türkiye'nin, ben bugün tesadüfen Emniyet Genel Müdürümüzle birlikteydim. Kendisini İzmir Valiliğinden bu yana tanırım. Devlet adamlığı konusu tartışılmaz bir devlet insanıdır. Ve bu konularda da hassasiyetini, samimiyetini biliyorum. Dolayısıyla bugüne kadar birikmiş sorunları nasıl halledecekler onu bilmiyorum. Yani eğer Türkiye... Ne dedi Sayın Emniyet Genel Müdürü? Bu konuyla ilgili bir değerlendirme yaptı mı Sayın Çıray? Yani iki devlet insanı olarak konuştuk. Burada tabii onları söyleyemem, konuşamam. Yani ama hassas ve ciddi olduğunu ifade edebilirim. Bunu siyasetten bağımsız söylüyorum. Siyasilerin meselesi ayrıdır. Zaten siyaseti eleştiriyorum şu anda. Ama bütün bu çektiklerimizin altında bu yatıyor. Bakın 34 şehitli bir gecede verdik biz. Bütün bunları Türkiye hiç yaşamayabilirdi. Türkiye yurtta sulh, cihanda sulh ilkesine bağlı olsaydı, Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda kararlılığını muhafaza etseydi, bütün bunlara dikkat et, sınırlarındaki, kendi sınırlarının peki, güvenliğini harcasaydı her şeyi, peki, Türkiye bugün bir hem maddi hem manevi açıdan birçok sorunla asla karşılaşmayacaktı. Bakınız şu anda İdlib'de bizi herhalde Musa Bey daha iyi takip ediyordur. Adeta bir terörist çöplüğünün bekçisi yaptılar. Yani bugün Suriye aşağıdan bir bombalama yapmaya başlasa bütün bu teröristler bizim sınırlarımıza yığılacak. Türkiye'de
artık şunu muhalefet iyi anlatmalı. Dış politika dediğin şey, ey ahali, seni ilgilendirmeyen bir şey değil. Dış politika senin ekmeğini, aşını, işini ve güvenliğini, can güvenliğini etkileyen bir şey. Dolayısıyla sen buraya da bak. Bu konuyla da ilgilen demek lazım. Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni her zaman destekledik. Bu bizim ahlaki görevimiz, vatani görevimiz. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri bu politikaları üretmedi ki. Onlar yanlış olan politikaları derleyip toparlamak için o harekatları yapmak durumunda kaldılar. Ve siyaset izin verdiği süreç içerisinde gayet de başarılı yaptılar. Şimdi Türkiye bu işlerden nasıl döner, nasıl halleder bilmiyorum. Ve zaten ben size teşekkür ediyorum. Türkiye uzun yıllardır, uzun zamandır bu kadar ciddi konuları televizyon ekranlarında tartışır durumda değil. Bir eleştiride bulunmak isterim. Yani birçok televizyon programı komşu dedikodusundan farksız. Türkiye'nin birçok büyük meselesi var. Artık gazetecilik görevleri, televizyonculuk görevlerinden birisi de Türkiye'nin meselelerini gündeme getirmek ve yetkin siyasilerle, bilim insanlarıyla tartışmak. Ben bu anlamda da bu programı için size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu fikirlerinizi söyleme imkanı bulduk. Bir de tabii bir zamanlar ASAM'ın, Sadat'ın şeyini, başkanını kendinize danışman yaparsanız bu tür belalar da daha çok önünüze çıkabilir tabii. Çok teşekkür ederim.